Herkese merhaba, ben Muratcan. Instagram eğitim serimizin 5. bölümündesin. Bu videoda sizlere Instagram'da hashtag arayışımızı biraz daha kolaylaştıracak 2 tane uygulama önereceğim. Tabii ki de en büyük 3. olarak da Instagram'ın arama motoru. Ama burada öncelikle neden hashtagleri kullanmamız gerektiğini bir ufak bir özetini geçelim. Instagram'da hashtag kullanmak bir süper güce sahip olmak. Doğru hashtagleri kullanıyorsa. Doğru hashtag derken benim bir tane videom vardı. Doğru hashtag kullanımı, ne kadar miktarda kullanmamız gerektiğini ve hangi hesaba ne kullanmamız gerektiğini örnek verdiğim, birlikte işlediğimiz bir video var zaten. Onu kartlar bölümünden sonra izleyebilirsiniz. Ama bu videoda hashtaglerimizi arayışında daha kolaylaştıracak bir noktada olmak istiyorsak, gelin birlikte bu iki uygulamayı benim bilgisayar ekranıma geçeyim ve bunların kullanımıyla ilgili sizlere detaylı bilgiler vereyim. İlk sayfamız Meta Hashtags. Bunu açıkçası çok kullanmaya başladım. Çünkü bir hashtag ararken ne kadar çok paylaşılıyor, kaç saatte ne paylaşılıyor gibi verilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, siteye girdiniz ve ben bu konuda örnek veriyorum, butik yazalım. Şimdi örnek verdiğim hesaplardan sizin kendi anahtar kelimelerinize göre gidebilirsiniz. Tabii ki de mesela tek kelimeler her zaman rekabetlidir. Onun için çok dikkatli olun. Ben şu an çok fazla rekabeti olan bir tane bir etiket seçtim. Şimdi burada mesela sizlere gördüğünüz üzere saatte 308 tane post atılıyormuş. Eğer bir butik hesabım varsa ve ben bu tür içerikler atıyorsam mutlaka öncelikle iki defa düşünmeliyim. Bir, öncelikle 16.7 milyon içerik var ve saatte 308 paylaşım oluyor. Ve 579 like alınmış ve en düşük 103 like alınıyor. Tabii ki de siz bu aralıkta en iyi performans şekilde bir kere like almalısınız ki başlıca kısmına çıkın. Tabii ki de biz küçük hesap olduğumuz için ne demiştik? Daha düşük verimli olan, yani saatte işte 40-50 gibi rakamlar olan, az düşük olan etiketlere yoğunlaşırsak, zaten doğru hashtaglerde size bunu detaylı bir şekilde bakıyoruz. Burada dediğim gibi kaç saatte ne paylaşıyor? Örnek olarak moda. Birçok kişi bunu moda olarak kullanıyor ama bakın, saatte sadece 6.8K paylaşım yapılıyor ve bunu düşünün, bu kadar fazla paylaşım yapıldığında siz nasıl gözükeceksiniz, hele hele küçük hesapsanız. Tabii ki buradaki verimliliği ölçmek, performansını görmek ve buradaki o başlıca kısmına çıkmak için neler yapmamız gerektiğini bakın yorumları bile gösteriyor. Ortalama yorum almanız gerekiyor. Mesela modada 18 yorum varmış ortalama. Siz ortalamanın üstünde ve ortalamanın like üstünde alırsanız başlıcalar kısmına çıkacaksınız. Diğer bir keyword tool dediğimiz kısma ise geldiğimizde, burada da aynı şekilde, fakat burada like veya yorumu görmemekteksiniz. Burada amaç sizin Instagram'da acaba bugün hangi hashtagleri paylaşmam, hangi ürünü ne koysam da ne olur diye düşündüğünüz zaman öncelikle keyword tool'u çok tavsiye ediyorum biz. Şimdi burada öncelikle Instagram'ı seçiyoruz. Ardından Türkçe'yi işaretliyoruz. Benim gibi aman direkt yazıyı yazıp Instagram'ı seçip Türkçe'yi seçtiğinizi sapıtabiliyor. Sıkıntı değil. Bu şekilde yapın. Şimdi ben mesela yemek yazdım buraya. Yemeğe tıkladım, arattım. Yani Instagram'ın içerisinde hangi hashtagler kullanılmış, yemek konusu nerelerde kullanılmış, bütün hepsini burada tarayıp bize çıkaracak. Bize yemekle ilgili bütün hashtagleri buraya sıraladı. Tabii ki de bazılarında rakamlar içermekte. Bu rakamlara çok bakmayacağız. Biz açıkçası bunu manuel olarak yapacağız. Çünkü bunu yapmak istiyorsanız da bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor. Ama biz ücretsiz bir şekilde kullanacağız burayı. Mesela yemek tariflerimi seçtim. Ve ardından size ihtiyacınız olanları, aklınıza uyanları seçin. Ve ardından mesela örnek veriyorum, seçtik. Ben hızlı bir şekilde seçiyorum. Ve burada sağ aşağıda bunu kopyalayabilirsiniz. Hemen kopyalama kısmına kopyalar ve aynı zamanda yapıştırabilirsiniz. Ama biz bunları böyle kullanmayacağız. Biz burada istediklerimizi seçtik diyelim, not defterimize yapıştıracağız. Ardından tek tek not defterine gittik, kopyaladık bunu. Hemen Instagram not defterimize gidelim. Evet, biz mesela kopyaladık ve buraya yapıştırdık. Gördüğünüz üzere istediğimiz hashtagler buraya geldi. Fakat ben bir tanesini kopyalayacağım ve ardından hemen Instagram'a gireceğim. Şöyle Instagram'a giriyorum. Bize ters bir şekilde gözükecek ama ben bunu düzelteceğim. Mesela burada açtınız.
Ve şimdi burada yapmamız gereken noktalardan biri yapıştırdım. Etiketler kısmına seçtim. Ve böylelikle bakın burada yemeklerle ilgili yine burada size tarifler, hani örnek olarak hashtagler olarak önermek de yine aşağı doğru gittiğinizde buna benzer hashtagleri öneriyor. Fakat biz burada bakıyoruz mesela 206 bin gönderisi var. Demek ki benim içeriğim yemekle ilgiliyse ve tariflerle ilgiliyse ben bunu kesinlikle not defterime veya bunu takip etmem gerekebilir. Çünkü benim içeriğime benzer kişileri takip etmem, aynı zamanda hashtaglerinizi de takip etmeniz Instagram'a yemeklerle ilgili içerikler paylaştığınızı ve aynı zamanda sizin bu tür içeriklerle ilgilendiğinizi gösterdiğiniz için Instagram'da sizi bu tür içeriklerle ilgilenen kişilere yöneltecektir. Instagram'ın algoritması hakkında da videom var. Aynı şekilde onu da kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Bu videoda sizlere aslında bu uygulamalar sayesinde bizim neler kullanmamız gerektiğini bunlardan bahsetmiş olduk. Eğer bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve içten yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Bye bye.